Evet arkadaşlar, cümleten merhaba. Herkese iyi günler diliyorum Ankara'dan. Mavi bir gökyüzü. 2-3 gündür de bir nem var. Yani insanlar durduğu yerde terliyor. Ankara'da olan bir şey değil. Normalde yıllardır ama ilginç. Son yağan yağmurlardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Haritadayız. Dünya haritasını açtık. Neyi arıyoruz arkadaşlar? El Salvador. Buyurun. El Salvador. Dünyada Bitcoin'i resmi para birimi olarak ilan eden ilk ülke. El Salvador işte 7 milyona yakın nüfusu var. İşte 3000 dolar falan kişi başı milli gelire sahip bir ülke. Ve geçen günlerde yani Bitcoin konferansında ne yapmıştı geçen ay? İşte çok büyük bir beklenti oluşturdular. Yani oradaki atılan tweetler falan filan. Dediler ki işte çok büyük bir sürprizimiz var. Jack Dorsey bir şey dedi o falan filan derken. Bitcoin konferansının son gününde biz hani şöyle bir beklentiye girdik. Ya Citibank mı acaba işte 10 milyar dolarlık Bitcoin mi aldı? İşte Ali Baba işte bilmem kaç milyar dolarlık Bitcoin alacak haberi vardı. O mu gerçekleşecek falan derken El Salvador resmi para birimi yaptı dediler. Ya şimdi esasına bakarsan hani ben kendi açımdan düşündüğüm zaman arkadaşlar şöyle bir şey var. El Salvador'un resmi para birimi olarak kabul etmesi mi daha değerli bir haber? Yoksa Citibank'ın 10 milyar dolarlık Bitcoin kripto para aldığını açıklaması mı? Kısa vadede düşünürsek, küçük vadede düşünürsek, yani bir Citibank'ın alım yapmış olması daha değerli olabilir o an işte traderlar için, al sat yapanlar için vesaire. Ama benim gibi uzun dönem elinde tutan, barındıran, işte bu işin mutfağına girmiş, madenciliğini yapan insanlar için şu El Salvador haberi çok daha değerli. Beklentiyi o gün o kadar yükselttiler ki, yani o kadar böyle bir yükselttiler ki beklentiyi. El Salvador haberi gelince de biraz sanki şey gibi oldu. Ya bu neymiş falan der gibi oldu insanlar. Ve inanılmaz bir satış başladı falan filan. Ama çok değerliydi. İşte El Salvador kripto parayı 130 milyon dolarlık da bir kripto para aldılar, Bitcoin aldılar. Bunu da insanlara dağıttılar halkına. Yanlış hatırlamıyorsam sembolik bir rakam bile yani 30 bin şey 30 dolar gibi bir rakam kişi başına dağıttılar. Peki bununla ilgili ikinci ülke neresi? Haberleri geliyor Paraguay'da. Kabul edecek falan filan deniliyor. Ama bunun bir daha şeyi yok. Bir senatör yani milletvekili diyebiliriz Türkiye'de. Bu işte şeye senatoya başvurmuş. İşte kripto para olarak yani Bitcoin resmi para olarak kabul edilsin gibi bir şey. Peki El Salvador'un şuradan Wikipedia'dan bakalım arkadaşlar. İşte 3000 dolar falan gibi demiştim kişi başı geliri. Yıllık 3800 dolar civarındaymış. İşte para birimi yani bizi ilgilendiren bölüm burası arkadaşlar. Amerikan doları ve Bitcoin. Yani bu çok önemli. El Salvador. Peki El Salvador'u Google Trendlere falan bakalım. Ne diye aratmışlar genelde. İşte şurada bilgiler var El Salvador'la ilgili. Sonra El Salvador Türkiye'den aratan insanlar El Salvador kadınlar diye aratmışlar. El Salvador hapishanesi. Gece hayatı. El Salvador gece hayatı. Çok önemli. Uyuşturucu. Bu uyuşturucu muhabbeti muhtemelen Sedat Peker'in işte bir El Salvador falan filan muhabbeti yaptıydı sanki. Ondan sonra aranmış olabilir. El Salvador nerede? Ya şu nerede falan mantıklı yani adam merak etmiştir. El Salvador. Ya kadınların neyini araştırıyorsun sen ya? Hapishanesini mesela El Salvador'daki hapishaneyle senin ne alakan var lan? Türkiye nere, El Salvador nereye? Ne alakan var? Veyahut da gece hayatın değil. Ya gece hayatı diyorsun ya gece hadi atladın gittin. O gece hayat yaşadın geri geldin. Lan oğlum gidemezsin ki bir gecede ya. Mantıksız. Bakalım sonra en çok arananlarda gene El Salvador hapishanesi kadınları. El Salvador tehlikeli mi? Onu işte. Çok önemli yani acaba tehlikeli mi? Değil mi yani tehlikeli mi değil mi? Abi tehlikeli olsa ne olur olmasa ne olur bize ne ya? Evet şimdi de kısa dönem keywordler anahtar kelimelere bakalım.
Present başkanını arattırmışlar. Bitcoin, kripto paralar, işte notlar, popülasyonu nedir diye arattırmışlar. El Salvador'da zaman. Yani şurada işte Bitcoin'in etkisini görüyoruz. Muhtemelen şu aranan kelimeler yakında buralara girecek. Yani şu yılların aratılması. Bu ne? İşte son dönem arattırması. Yani görüldüğü üzere adamlar bizim Türkiye'den, lan oğlum sana ne El Salvador'un kadınlarından, hapishanesinden, yani saçma. Burada Wikipedia'da da incelemiştik. El Salvador Çin'e karşı ne yaptı arkadaşlar? Çin madencileri kovalayınca gelin dedi ya, bizim ülkemizde dedi, doğal dedi şeyler var dedi, yanardağlar var dedi. Bu yanardağların gücünü biz elektrik enerjisine çevirin. Kimyasal enerji mi oluyor? Yanardağ enerjisi herhalde. Kimyasaldır. Onu kinetik enerji, elektrik enerjisine çevirin. Elektrik enerjisinde dediler, madenciler kullansın. Yani demek ki adamların elektriğe ihtiyacı yok. Böyle bir haber de geldi. Çin'den çıkan madencilerden hatta şey falan diyorlar yani. Evet, şurayı bir okuyasın geldi. Elektrik melektrik deyince. Neyse. Hatta diyorlar ki 3 bitcoin olan kişi gelip devlete o 3 bitcoin'ini verdiği zaman arkadaşlar El Salvador'da vatandaşlık alıyor. Acaba bizim Tosuncuk Çiftlik Bank'ın bu zıpırcı Tosuncu Mehmet El Salvador'a mı gitti? Çünkü ben çok iyi hatırlıyorum, o Tosuncuk'ta müfettiş denetlemeye gelmiş. Hatta bunu başka bir videoda şey yapalım, değerlendirelim. Evet arkadaşlar, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.